basın, medya konusu olacak. Şimdi başta birkaç şey ifade etmek lazım. Yani Gezi'den Kobani'ye belki çok uzun uzadıya konuşulacak, çeşitli örneklerle açıklanacak şeyler var ama öncelikle Gezi öncesinden başlayan Türkiye'deki güncel politik gelişmelere baktığımızda aslında Gezi'de Gezi öncesindeki hükümetin, özellikle AKP hükümetinin baskıcı, tekçilik, yok sayma, bir başkasının fikirlerine saygı duymama, onu bir bertaraf etmeye çalışma, giderek kadınlar üzerinde, Aleviler üzerinde, işçiler üzerinde, başka milletlerden, başka düşüncelerden, dinlerden, kesimler üzerindeki baskısı sonucu biliyorsunuz Gezi'de bir patlamaya dönüştü. Tabii ki Gezi'deki patlama sadece bir tepki biçiminde belki ifade etmemek lazım. Orada Tayyip istifa, kahrolsun faşizm sloganları aslında Gezi'deki direnişin, Gezi'deki tepkinin, hükümete özellikle olan tepkisinin, devlete olan tepkisinin miktarını ya da düzeyini açıklar durumda. Tabii Gezi bize başka bir şey de öğretti. Öğrettiği en önemli şey ya da görebildiğimiz, edindiğimiz tecrübe, Türkiye'de insanlar artık korkmamayı öğrendi. Yani özellikle AKP'nin baskıları, AKP'nin zulmü karşısında, devletin baskısı karşısında korkmamayı, sokağa çıkmayı, ona karşı durmayı, Toma'ya karşı göğsünü germeyi öğrendi ve Gezi böyle bir süreç içerisinde, böyle bir tecrübeyle tecrübe aktarmış oldu. Tabii daha sonra biliyorsunuz Türkiye'deki gelişmeler günlük gündem değişiyor, günlük her şey farklılaşabiliyor. Kobane'deki durum aslında hükümetin sadece Türkiye'deki Kürtlere ilişkin politikasının bir sonucu olarak Kobane ve Suriye'deki durum böyle gelişmedi. Hükümetin aslında, AKP'nin aslında bir dış politikasının çürümüşlüğünün bir parçası ve gördük onu birçok kez Mısır'da, Suriye'de, işte Irak ve benzeri diğer dış politikaların hepsinde bir başıboşluk, bir yanılgı ve bir farklı yere çekme mücadelesi oldu ve sonuçta ortaya çıkan çete, IŞİD dediğimiz DAEŞ grup çetesi, Kobani'ye de saldırma, Kürtlere de saldırma, oradaki insanların hayatlarını yok etme, yerlerinden göç ettirme, bildiğiniz gelişmeler ondan sonra söz konusu oldu. Tabii belki hatırlarsınız, Hayat TV'de de çıkmıştı, Salim Üstün'le yapılan bir röportajda şunu söylüyordu. Diyordu ki, bizim hükümetle yaptığımız görüşmelerde hükümetin bize verdiği sözleri yerine getirsin, yeter. Yani hükümet bir yandan Salim Üstün'le ve YPG ile görüşürken, PYD ile görüşürken, diğer yandan yine IŞİD'e olan desteğini hiçbir zaman kesmedi. Bunu hepimiz çeşitli basın yayın kurumları aracılığıyla gördük, izledik. Bu hala devam ediyor diye düşünüyorum. Ve basına yönelik de bunun ortaya çıkmasını engellemek üzere bir çalışma içerisinde gitti, bir gayret içerisindeydi sürekli. İşte biz bugün biraz da o yanlarını konuşacağız. Türkiye'de medyanın geldiği durum, özellikle AKP'nin baskıcı, kendisinden olmayanını yok sayan, onu cezalandırmaya çalışan anlayışlarını, onları da konuşacağız. Ama birkaç şeye değinmek lazım. Yani basın, Türkiye'de medya öyle bir hale geldi ki, artık medya patronları politikacılar oldu. Medya patronları medyayla, basınla, gazetecilikle bir ilgisi olmayan insanların yürüttüğü, çalışma yaptığı bir alan haline geldi. Bunun en baş mimarı da biliyorsunuz şimdiki Cumhurbaşkanı, bir süre başbakanlık yapmış Recep Tayyip Erdoğan. Yani benden değilsen
benim gibi düşünmüyorsan, benim gibi yazıp çizmiyorsan ya da beni savunmuyorsan, o zaman sen ya cezalandırılacaksın, ya sökülüp atılacaksın, ya da işten atılacaksın. Yani bunu da gerçekleştiriyorlar. Hem işten atıyorlar, hem onu yapamıyorsa yargılıyorlar. Yargılarken de biliyorsunuz Türkiye'de yargının geldiği hali, durumu da biliyorsunuz. Biraz sonra arkadaşlarımız bunların detaylarına girerler belki. Ama şu da ortaya çıktı. Yani Türkiye'de sadece AKP ve devletin